Değerli arkadaşlar, yani bilmem korku filmleri ne kadar seviyorsun bilmiyorum ama ben korku filmleri seviyorum. Hani korku kapanı hepiniz biliyorsunuz böyle. Şu anda yani çok ıssız bir yerdeyim. Erzurum Palandöken dağlarındayım. Yani düşün, burası ormanlık. Issız bir yer, kimseler yok. İşte yırtıcı hayvanlar olabilir. İnsanlar olabilir. İnsandan daha yırtıcı kimse yok tabii de. Şehir merkezini ta aşağılarda bırakmış bu şekilde. Aşağılarda bırakmışım. Gelmişim çıkmışım buralara. Allah korusun böyle ne bileyim. Kötü niyetli insanlar olur. İşte birisi oradan ateş eder. Yani düşün, orman içinde birisi ateş eder. Kim bilebilir? Kim oraya gitmiş oluruz? Allah insanı böyle tür korulardan şeylerden muhafaza eylesin. Yani evet izlemiş olduğumuz şeyler filmdir ama yani bunların gerçek hayatta da olmayacak anlamına da gelmiyordur. Son olarak şuraya bakacaktım böyle de ondan sonra yolumu alıp gideceğim tabii. Yani ben en son buraya geldiğimde böyle şuralar yani yeni yeşermişti. Taptaze çiçekler, böcekler oluşmuştu. Şu anda ıssız bir alan. Arada kuş sesi geliyor böyle, ne bileyim karga sesi falan. Başka da bir şey yok. Yani bunların içerisinde domuz da olabilir. Ayı da olabilir. Sonuçta ıssız bir yer, ıssız bir orman. Bu orman aynı zamanda bak şuradan başlıyor, şu aşağı kadar devam ediyor şu şekilde. Şu dağın arkasına, şöyle şu dağın arkasına kadar gidiyor. Herhalde bu kadar yeter, bugünlük yeter. Başımızı daha fazla belaya sokmadan, şey yapmadan gidelim diyorum. Bugünü de burada bitireceğiz tabii. Hani Allah gönlümüze göre versin. Şimdi gel gelelim, nerede ineceğimiz çok meşhur. Şimdi çıkmak kadar inmek de bu işin zor bir kısmı. Şu anda zirvedeyiz. Yani kendimize final bildiğimiz kısımdayız böyle. Şu aşağılardan bak uçurum gibi yani neredeyse. Dağ gibi bir uçurum. Buradan aşağı şehir merkezini şu aşağıdaki görmüş olduğunuz böyle hafiften kırmızı turuncu renkteki kısma gideceğiz. Biz de ne yapacağız? Şöyle hani biz şu anda buradayız ya. Şuradan böyle bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol kendimizi en aşağıda bulacağız. Hadi ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Güzel istifade ettik. Bugün bol bol tefekkürümüzü ettik. Yani güzel bir yani o içimizdeki enerjiyi, çünkü geçen hafta sonu önümüzdeki yani bu geçen hafta sonu yağmurluydu. Yağmurlu olduğu için pek dışarı çıkamadık. Doğaya çıkamadık. Ondan dolayı en azından bugün benim için, bizim için. Tabii Ömer abi de vardı. Bizim ev arkadaşım Ömer abi de vardı. O biraz hasta olduğu için ve yeni iyileştiği için biraz gelemedi. Yani zirveye kadar gelmedi. Çeyrek finale kadar geldi. Ondan sonra geri gitti. Aşağı gidelim. Bol bol konuşur ve geçeriz. Ama harbiden yani bu dağda inmek çok zor. Yani maazallah işte hızınızı tutamazsanız bu şekilde yuvarlanabilirsiniz de. Onun için attığınız adıma da dikkat etmeniz gerekir. Etmem gerekir daha doğrusu. Etmeniz gerekir değil de benim etmem gerekir. Maazallah zaten buradan başıma bir şey oldu mu böyle. Kaydı mı gitti mi? Gidiş o gidiş. Şu şekilde bak, yokuşu görüyor musun? Şuradan dümdüz aşağı doğru gideceğim. Şu yola kadar gitti mi? Artık işin büyük bir yoğunluğu, büyük bir çoğunluğu gidecek diye düşünüyorum. Bakalım bir gitmeye devam edelim. Göreceğiz, şey yapacağız. Takılıp kalmak çünkü harbiden inmek çok kalori yakıyor. Yani aşırı derecede kalori yakıyor. Çünkü yokuştan aşağı indince bir nevi yani bir aracın yokuş aşağı gittiğini düşünün ve sürekli işte fren tutması gerekir. Fren dokunması gerekir. Freni tut bırak, tut bırak. Bir nevi yani çok enerji arabayı şey yapıyor. Yıpratır. Arabaya enerji harcatır. Onun gibi biz de yokuş aşağı indiğimizde yani kalorimiz de şey yapıyor. Sen bende biraz göbek var mı? Var mı? Biraz var tabii. Bana saldım böyle gözüküyor da yani normalde de değil. Normalde şöyle. Ama şöyle saldığımda şu birazcık var yani. Bizim Ömer abi aşağıda görebiliyorum öyle. Ta yani şöyle göstereyim. Şu aşağıda bir tane bak şu. Biraz parmağımla götüreyim bak ha. Şu. Biraz götüreyim ha. Şurası. Şurada beliriyor. Ah Ömer abi ah.
Yani tepeyi böyle kendimi saldım birden. Kendimi şu aşağılara kadar girdim bak. Tepedeydim. Bu aşağılara kadar geldim. Gelmekte yaptım. Bak hemen yarı finale ulaşmak üzereyiz böyle. Evet, şu anda kendime yarı final bulduğum kısımdayım. Yoruldum. Harbiden yoruldum ama. Gerçek manada yoruldum. Yani çünkü yukarı çık, ondan sonra aşağı in. Yani yoruluyor, insan yoruluyor. Ben de yoruldum. Aşağıdan çekeceğim birazdan. Yani bugünlük benden bu kadar. Videoyu buradan sonlandıracağım. Yani bugün tabii siz beni gördünüz, şey yaptınız ama bunun arka plandaki güzellikleri, kuş seslerini, böyle hani Allah'ın bir nevi sanat eseri olan bu güzellikler, çiçekler, böcekler, farklı farklı canlılar. Tabii bunlar bizim gördüklerimiz. Yani biz bu çiçekleri, bu otları, bu kuşları görüyoruz ama bir de bunun görünmeyen işte onlarca, yüzlerce çeşit sivrisinekler var, sinekler var, arılar var, köstebekler var, sıçanlar var. Ne bileyim, farklı farklı bitkiler, canlılar var. Bunları inkar etmek, bunları yok saymak, biz, hele biz inananlar için hiç şey olmaz. Tefekkür etmek büyük bir nimettir, harbiden. Bir de yani son olarak şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir huşultu geldi dedim, acaba yılan mı diye. Her tarafıma bakındım, dikkat etmem gerekir çünkü yılan mevsimi. Yani sizden bir tavsiyem, bir kardeşiniz, sizden büyüksem bir abiniz, yani bir kardeşiniz şeyle söylüyorum, böyle tavsiyesiyle söylüyorum. Yaptığınız ya da başınıza gelen her iyi şeyde, kötü şeyde, muhakkak kötü şeyde kendinizi sorgulayın. Acaba ben nereden yanlış yaptım? Başınıza iyi şeyler gelirse de Allah'a şükredin. Tabii başına kötü şeyler gelince de sabredin böyle. Ama kendinizi bir sorguya çekin. Acaba nerede yanlış yaptım? Niye bunu yaşadım diye kendinize bir şey yapın. Hatta kendinizi arayın. İyi şeylere geldiğinde böyle bu iyi şeylerin Allah'tan geldiğinize, yani Rabbinize, inancınıza geldiğinize düşünün. Emin olun ki yani böyle bütün iyi şeyler, bütün güzel şeyler sizi çeker, sizi bulur, size doğru gelir. Ben bunu hayatımda yani bunlar böyle kulaktan duyma, oradan burada değil. Harbiden kendi hayatımda böyle görmüş olduğum, tecrübe ettiğim deneyimlerden şey yapıyorum. Doğal olmayı seviyorum. Belki hani fark ettiysen videolarımı pek işte kurgu, montaj falan yapmıyorum böyle. Editlenmesini bile yapmıyorum. Çünkü kendimi böyle mutlu hissediyorum, huzurlu hissediyorum. Normal gördüğüm, doğal gördüğüm, içimden geçenleri böyle bir bir işte kamera karşısında anlatıyorum. Zaman geçtikten sonra gelip dönüp baktığına böyle keşke, iyi ki diyorum, çekmişim. Hani bazen gülüyorum, bazen utanıyorum, bazen şey yapıyorum. Ama her halükarda yine iyi ki diyorum. Çünkü yani hiçbir şey, yani güzel şeyler, güzel anılar, iyi şeyler yaptığınız sürece, kötü şeyler yapmadığınız sürece bunlar sizlere iyi kalacak, iyi şeyler kalıyor. Bizlere aynı şekilde öyle oluyor. Ben baktıkça ta 2016-2017'de kalan videolarım var böyle. Tabii siz şimdi beni şu kanalda izliyorsunuz belki ama benim açıp kapatmış olduğum ya da işte ortalıkta kalan onlarca kanalım var. Onlarca videom var böyle. Deneyip YouTube hevesiyle denemiş olduğum videolarım var böyle. Ne bileyim. Çok bir geçmişim var böyle. Ta 2016 sonları, 2017'den 2018'den başlayan bir süreç. Ben YouTube'u böyle kullanmak seviyorum. Böyle kendimi daha rahat hissediyorum. İçimdeki şeyleri böyle hani bir şey beklemeden bile anlatıyorum. Bu beni mutlu ediyor, huzurlu ediyor. Güzel yani. Neyse, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizin de beni sevdiğinize inanıyorum. Öyle biliyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle kalın inşallah. Sağlamet de kalın. Aha, yok buradaymış. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Güle güle inşallah.